Bunun aslında cevabı çok antropoloji, uzun uzun anlatabilir. Antropolojik de bu soru verdi yani, kısacası soracağım. Soru fizyolojik içermiyor ama içinde etkenler de var, birçok şeyde olduğu gibi. Birkaç kez peş peşe şöyle bir soru geldi. Neden bilimde ve siyasette kadınları görmüyoruz? Hani bu kadar konuşuyoruz, bu kadar kutsal sayıyoruz. O zaman neden görmüyoruz'u soruyorlar şu anda. Bunun birçok açıklaması var. Muhtemelen Ayşenaz Hazal Sezen bu konu üzerinde benden daha uzun konuşur çünkü meraklı olduğu bir konu. Bizim açık beyindeki soruyorum bağlamında Hazal'ın konuşacakları arıza çıkaracağı için ona hiç söz vermeyeceğim. Çünkü o politik bir alan orası. Ama şunu söyleyeceğim. O sebepler çok daha etkin. Fakat bana soracak olursanız şimdiye kadar rast geldiğim bütün işte feminist, işte kadın haklarının tarihçesi şu bu falan söylemlerin hemen hemen tamamındaki ana sorun bence benim yıllardır çaktırmadan siyaseten doğru bir şekilde olsun diye çok özendiğim kadın erkek beyni meselesini yanlış anlamamızdan kaynaklanıyor. Temel sorun şu. Biz zihnimizin kategorik kısmına çok güveniriz. Çünkü bizi rahatlatır. Şu şudur dedi mi rahatlarız. Kadın böyledir, erkek böyledir dedi mi ekstra bir rahatlama çöker. Siz daha sonra sizin kategorizasyonunuza ya da sınıflandırmanıza ters gelebilecek ya da o sınıflandırmayı ortadan kaldırabilecek bir bilgiyle karşılaşsanız bile kategoriye daha önce sırtını yaslamış olursa eğer bir insan o ve yeni veriyi görmez ya da onu yalan addeder yahut onu bildiği bir şeye benzeterek tevil etmeye çalışır. Bu kategoriye sırtını yaslamış ya da algısını kategoriye kitlemiş insanın düşeceği doğal bir sonuçtur. Biz buna yobazlık ya da bağnazlık diyoruz. Şimdi yobazlık ya da bağnazlık dini bir şey değildir. Düşünsel bir tercihtir. Bu tercihte şu anlama gelir. Aga ben bunun böyle olduğunu biliyorum. Daha da öbür açıklamalar beni germez. Başka bir şey söyleyenlerle ben çok ilgilenmem falan filan gibi. Bu bağnazlıktan kurtulmadığınız sürece hayatınız süper rahat geçer. Hiç yeni bir şey öğrenmenize gerek kalmaz. Fakat etrafınızda yaşanan sorunlara anlam veremez olursunuz. Çünkü sorunlar sizin kategorilerinizin gerçek dışılığı nedeniyle başınıza gelmektedir. Gerçeği karşılamamaktadır mesela erkek şöyledir, kadın böyledir dediğiniz tanımlamalar. Tarihsel alışkanlık ve ezberlerinizin kazara biriktirdiği bazı ezberleri tartışılmaz ve atalarımızdan gelen geleneksel ezberler olarak alıp yolunuza devam ederseniz insanlık tarihinde binlerce anekdotuyla sabit olduğu üzere hani burnunuz çukurdan çıkmaz. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken, münevver insanın, okuyan insanın, düşünen insanın yapması gereken şey bilgiyle zihnindeki kategorileri zenginleştirmektir. Veya kategorilere dair yaptığı tanımları sürekli gözden geçirme becerisidir. Kadın ve erkek kategorisi böyle kategorilerdir. Maalesef kadını anlamanın hala tıbben ve erkeksel olarak mümkün olmaması gerçeğini de şuraya koyacak olursak, erkek de bu arada basit bir canlı değildir. Yani erkeği de anlamak kolay değildir ama kadın bir tık daha karmaşık düşünülebilir. Bu ikisini de kendi o günkü toplumsal ihtiyaçlarımıza göre tanımlayıp geçmişiz. Bu tanımların da hep böyle nevzuhur yeni versiyonları çıkıyor. Yeni olduğu için ki sanıyoruz ki daha doğru. Yenilerin çoğu bazen daha yanlış. İsim vermeyeyim şimdi gene burada kavga çıkmasın. Şu anda Kaplan yorumcuların çoğu bekliyor. Adına bilmem neyizm dediğim bir şey çıkıyor. Kadını erkeği bir tanımlıyor. Aa diyorsun ne kadar yeni orijinal. E soruyorsun abi bu hangi bilgiden beslenmiş? Hangi hayvanları bitkileri gözlemlemiş? Hangi hormona nörona bakmış da bunu çıkıyor? Hiçbiri yok. Bedenin işleyişi, hormonların etkileri, İşte evrimsel geçmişimizin izleri hiç tartışmaya girmiyor. Birilerinin işte zannettiği, işte falanca filozoftan, o düşünürden, bu tecrübeden derlediği bir şeylerle ortaya resim koymaya çalışılıyor. Hepsi iyi niyetli başlangıçta. Fakat söylüyorum, niyet ne kadar iyi olursa olsun, nesnel bilgiyle beslenmeyen ve kadim deneyimle örtüşmeyen, bak kadim ezber demiyorum, kadim deneyimle, eskiden yaptığımız hataların sonuçlarıyla örtüşmeyen, onları açıklamayan bir tanım ve kategori benim için uzak durulması gereken kategoridir. Bugün kadınların karar verici mekanizmada olamaması, kadının da dahil olmak üzere kadını doğru tanımamasından kaynaklanır. Ben doğru tanıyorum diye söylemiyorum bunu. Bizler insanlar olarak kendimize dair tanımlarda eksiyiz. Ben mesela bu konuya bir katkı olsun diye insanın fabrika ayarları denen bir şey yazıyorum, anlatıyorum. En azından biyolojik donanım ayarımızı iyi anlayalım diye. Biz bu yola tekrar çıktığımızda kadınlar ve erkekler, yeni nesil, bir şeyleri daha iyi anlamaya başlayıp daha doğru tarifler yapacaklar. Daha doğru sınıflandırmalar, daha doğru zihinsel kategoriler ortaya koyabilecekler. Ve o zaman belki hayatımız daha yüksek çözünürlüklü geçecek. Bugün, daha evvel de konuştuk sevgili Hazal, işte bir başka
soru vesilesiyle gene sormuştu. Yani dünyanın birçok yeri aslında deney alanı gibi. Suudi Arabistan gibi kadının olmadığı yerler var. Yani fiilen kadın bir sosyal varlık olarak yok. Ya da mesela Danimarka, Hollanda, Finlandiya gibi erkek kadın eşitliğinin gayet rahat sağlandığı, yani sosyal şeylerin kaldırıldığı, bariyerlerin kaldırıldığı yerler var. Bunun dışında bu ara yani spektrumda her türlü versiyonu görebiliyoruz. Hiçbir yerde bizim mesela genel olarak ağzımızı açtığımızda çıkan kadın erkek eşitliği diye bir şeyin vaki olduğunu görmüyoruz. Tekrar edeyim, 1000 kere söyledim gene söyleyeceğim. Eşitlik tabiattaki en büyük adaletsizliktir. Eşitlik diye bir şey tabiatta yoktur. Tabiatta dinamik ve kaotik bir denge vardır. Bu dengeyi anlamadan kendi tabiatımıza ya da dış tabiatımıza yaptığımız her müdahale binlerce senedir başımıza geldiği gibi baltayı taşa vurmamıza sebep ve sonuçta pişman olmamıza sebep olacak. O yüzden bunları öğrendiğimizde işler daha güzel olacak. Sinan Hoca yeni lafı yuvarladı, bir şey anlatmadı diyor bazıları, biliyorum. Çünkü burada anlatılacak şey bundan ibarettir. Bir sakin, bir tevazu içinde, biraz saygılı bir biçimde, özellikle kadın, erkek, sosyal cinsiyet ve sosyal roller meselesi hakkında hiç bir şey bilmediğimizi bir fark edelim ve meseleye yeni baştan başlamak için bir niyet koyalım. Ondan sonra bilgisi olan konuşsun, kim biliyorsa. Ben o konuda beyin ve fizyolojik farklılıkları anlatmak dışında çok bir katkı koyamam. Ama bir tek şey söylerim, bu fizyolojik farklılıklar konusunda çok büyük fırsat kaçırıyoruz. Yani kadınlara özellikle uzun vadeli kararlarımızı bırakamadığımız için çok büyük fırsatlar kaçırıyoruz. Ha işte erkeklerin yaptığı iş ortada. Şu anda en testosteronlar ülke başında. Her ülkenin başında var bir tane testosteron yımağı. Seyret dur yani, bakalım başımıza neler gelecek. Allah sonumuzu hayretsin demek isterim. Hocam teşekkürler, çünkü aslında şunu da eklemek lazım. Bu sorunun bir başka versiyonu, ya sizin gösterdiğiniz bir başka açısı. Neden böyle davrandığımızı ve davranışlarımızı bu şekilde yapmamıza neden olan açı. Bir de bunun tabii ki kültürel boyutları var, psikolojik boyutları var. Bizlerin, kadınların da kendilerini orada konumlandıramayışının da başka boyutları var. Yani tartışmaya çok ve açıklamaya da çok açık bir alan. Fakat şimdi burada değil. Bu kısaca sizin değindiğiniz yer bizim davranışa dair olan bilmemiz gereken kısımdı. Onu bir söylemiş olalım. Vallahi belki seninle ileride özel bir program yaparız bu konuyla ilgili. Vallahi beni taşlarlar, sen şampiyon olursun bu arada yani. Benim pek bilmiyorum burada gider mi yapacağımız. Ben seni dinlerim daha çok. Bakarım bunlara. Bir laf söyler kaçarım böyle arada. Hocam beni de taşlayanlar çok olur. Çünkü biliyorsunuz bir kadın benim olarak... Benim takipçilerden bir kısmı da sana girecek yani. Ama ben orada tabii göğsümü siper edeceğim. Öğrencimiz sonucu. Şşt. Alo, dokun durmam hayatta. Aa, 1100 kişi gelmişsiniz arkadaşlar. Haber verseydiniz bir şeyler alırdım. 1100 kişi iyiymiş ya. Lan Dücani Cündeoğlu ile olan yayın gibi oldu vallahi. Vallahi arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Zaten şu anda yorumlar artık okumayı bıraktım. Sadece akışa bıraktım kendimi. Akıyorlar lüp diye buradan. Onları izliyorum. Enteresan bir şey. Ben takip etmeyi deniyorum hocam. Birazcık şey oluyor. Arkadaşlar oradaki soruları alıyorum. Kendi sorularımı sormuyorum. Burada sizlerden önce gelen soruları biriktiriyoruz. Onların içinden konuya uygun bir şekilde soru seçiyoruz. Eğer burada şu anda sorulabilecek bir soru gelir ise veya itiraf ediyorum 15-20 kez tekrar etmez ise o soru. Ben zaten tüm yorumlara bakıyorum. Onların içinden hemen onları alıyorum ve soruyorum. Ki biraz önce de sordum 3 sorun, yani içindeki sorulardan. Heybeden varsa bir tane oradan salla. Burası bizim kuruk kafamızı dağıtabilir. Şimdi ben sana söylemiştim. Fani dünyanın yorumları insanın çok aklını alır yani. Bak Hazal hocam kaldı. Birkaç yok nedenini söyleyeceğim. Birkaç tane yani feminist damarıma dokunacak yorum geldi. Onlara ben odaklandım. Sana söyledim ama oraya bakma dedim. Genç bunlar şimdi dinlemiyorlar hocalarını. Böyle gözleri fel fecir, yoruma bakayım, hepsine cevap vereyim. Öyle bir dünya yok. Biz önümüzdeki çorbayı üfleyip önce işimizi yapacağız azalcık. Yoksa her konuşana dönersek Nasrettin Hoca'nın o kadim fıkrasına döneriz var ya. Çocukla giderken eşekte biri demiş lan koca adam oturuyor çocuk yürüyor. Sonra çocuğu bindirmiş kendi inmiş demiş ki lan tam tersi işte çocuğu binmiş kendi yürüyor. İkisi birden iniyorlar lan eşek gidiyor. Bu ikisi yürüyor, bunlar salak. İkisi birden binmişler lan eşeğin belini kıracaksınız. En son hoca demiş ki biz yolumuza bakalım, milletin lafını dinlemeye gerek yok. Hakikaten biraz böyle oluyor, eşeğin belini de kırmayalım.